Herkese merhabalar. Seans notları başlıyor. Saatler 14.45 oldu. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Hepiniz ekranlarınız başına. Şimdi dünden bugüne devrettiğimiz bir ABD enflasyon verisi var. Bugün içeride Türkiye'ye yönelik çok ciddi önemli veriler var. Bütün bunların hem dışarıda hem içeride piyasalara yansımalarını konuşuyoruz. Ve özellikle de borsaya baktığımızda BIST 100'ün %0.10'luk çok minik bir yukarı yönlü hareketle 7678 puan seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi dün biraz daha iyimser bir hava vardı demek zannediyorum yanlış olmaz. Çünkü bir ara eksiye geçen piyasa o 7400 sınırı olarak kabul edilen, teknik sınır olarak kabul edilen seviyenin üstünde kalmayı başardı ve tam tersine üstüne de çıkarak günü artıda kapatmayı başarmıştı. Bugün biraz daha yatay pozitif bir seyir var en azından an itibariyle. Dolar TL'ye baktığımda ise yukarı yönlü hareket sürüyor. %0.18'lik bir değer artışı var. 28.67-23 seviyesindeyiz. Euro TL'de 31.16.92'ye geldiğimizi söyleyelim ve Euro dolar paritesi de %0.15'lik bir geri çekilme içinde ama unutmayın 1.08'in de üstüne geldik artık. Hatta 1.09'a bile yaklaşma eğilimi oldu. 1.08.64 düzeyindeyiz. Birazdan Çağlar Kuzlukluoğlu benimle araştırma masasında birlikte olacak. Bütün bunları biraz konuşuruz. Elbette biraz da borsa geçmişine bakacağız. Son 2 yıllık yakın tarihine bakacağız piyasanın. Spot altına döndüğümüzde ise %0.46'lık bir yükseliş olduğunu görüyorum. 1973 dolardan geçiyor işlemler. Gram altında da yön yukarı. 1818 lira 82 kuruştayız ki yükseliş %0.61 düzeyinde. Bitcoin artıda %1.8 civarında 36.235 dolardan işlem görüyor. Brent ile WTI tarafında hafif bir miktarda olsa aşağı yönlü seyir var. Sırasıyla %0.55 ve %0.59'luk değer kayıpları olduğunu görüyorum. Brent petrolde 82 dolar sınırına gelmiş durumda bu geri çekilmeyle birlikte. Şimdi Çağlar'la neler konuşacağımızı söyledim ama Çağlar'dan araştırma masasından sonra da bana London Capital Investment Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Demir eşlik ediyor olacak. Onunla da piyasa dinamiklerini, gelen verileri ve yansımalarını değerlendiriyor olacağız. Hadi başlayalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasından Çağlar Kuzlukluoğlu bugün bana eşlik ediyor. Çağlar hoş geldin. Şimdi hemen yayın öncesi seninle ayaküstü konuştuğumuzda piyasanın hem dolar hem TL bazlı olarak son 2 yıllık performansına bir de bu hani bir gelenek haline geldi mi gelmedi mi diye de böyle bir intervallere bakarak 2 yıllık 1 yıllık süreçlere bakarak hisse performanslarına da değinelim dedik. Nereden başlamak istersin? Yani şöyle aslında tam olarak Aralık 2021'deki o kur korumalı mevduatın hayatımıza girdiği tarihi hariçte tutarsak tamam bu yılın ilk yarısında da seninle sık sık konuşuyoruz. Daha çok zamana yayılan bir düşüş ya da yatay kalma evresi olmuştu ama bunu biz tabii ki rastgele 2 yıl diye seçmiyoruz. Aslında tam 2 yıl önce bugünlerden başlayarak yukarı yönde Borsa İstanbul'un son zamanları dışarıda bıraktığımızda yukarı yönlü hareketine şahit olduk. İlk etapta bir Türk Lirası bazlı grafiği gösterelim. Burada Didem insanların aklında tabii özellikle 2021'in Kasım 15'inden başlattığımız 1685 puan ki Ekim ayından başlatırsak da işte kabaca 1400-1450 puanlardan ilk etapta bir 2022 yılının Eylül'e kadar 3650 puanlık bir seviyeye gelinmesi söz konusu. Yani çarpı 2'nin biraz üzerinde, %100'ün üzerinde yükselmiş bir borsadan söz ediyoruz. Biraz daha grafiğin sağ tarafına gittiğimizde söylediğim gibi bu yılın ilk 6 ayında ki meşgul olduğumuz olaylar kümesini de düşünecek olursak içeride ve dışarıda 4400 dibi ile 5660 zirvesi arasında ki 5660 zirvesi de 2023 yılının hem başında hem de 6. ayının sonunda yani ilk yarıdaki çerçevemiz bu şekildeydi. Şimdi son zamanlarda düşüşler insanların gözünde bir miktar sanki biz sürekli bir düşme hali içerisinde miyiz gibi bir duygu uyandırıyor olabilir doğal olarak ki burada zaman zaman davranışsal ekonomiye, davranışsal finansa da dayanıyoruz.
Daniel Kahneman'ın 2002 yılında Nobel ödülünü alan psikolog ve aynı zamanda iktisadi alana da çok fazla faydası olan bilim insanının bir beklenti teorisi vardır. Kayıplar her zaman bizim üzerimizde kazançlardan daha büyük ruhsal etkiler bırakır. Ama bu yılın içerisinde 5660'tan 7430 dibi diye sağ tarafta en yukarıda gördüğümüz yere kadar neredeyse 2000 puanlık bir sıçrayış yılın 6. ayından sonra olmuş vaziyette. Tabii bunun içerisinde 5660'dan 8550'ye 3000 puanlık da bir daha büyük marj alınabilir. Ama o zirve görüldükten sonra şu an TL bazlı Borsa İstanbul'da BIST 100'de 7400-7500'leri konuşmak sanki biz hiç mesafe katmamış, kat etmemişiz hissi uyandırıyor olabilir. Ama her ne kadar bazı hisse senetlerinin kendi hareketleri içerisinde daha da fazla düşüşler olduysa da endeks bazında görünüm bu. Dolar bazında görünüme bakacak olursak da dolar bazındaki görünümü anlatmak çok çok daha kolay. Çünkü biraz önce işte KKM'den bahsettim. Bir dönelim 2021'in Ağustos'una ki ben bu ekranlarda sık sık 2021 Ağustos Eylül'ünden hangi tarihteysek o zamana kadar çok çok getiriyorum. Sol tarafta Didem 15 Kasım 2021'den 15 Kasım 2022'ye kadar yani geçen yılın bu zamanına kadar dolar bazında çok ciddi anlamda yükselmiş. Kabaca 150-160 dolarlardan 250 dolarlara yükselmiş bir hisse senedi piyasasında BIST 100 endeksi görüyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi dolar bazında düşünüldüğünde insanların kayıp duygusunu çok daha derin hissetmesinin adeta göstergesi olarak Türk lirasına değer kayıplarının o yeşille işaretlediğimiz döneme oranla çok çok daha kısıtlı kaldığı geçen yılın Kasım'ından bu zamana dolar bazında da borsanın neredeyse o 150-160 dolarlardan 300 doların üstüne gittiğini gördük biz. Ama hem TL'deki değer kayıpları hem borsadaki düşüşle birleşince geçen yıldan bu yıla biz gele gele 250 dolarlardan 270 dolarlara gelmişiz. Ama düşün 2 yıllık bir süreçte dolar bazında 150-160 dolarlardan 300 doların üstünü görüp 270 dolara gelen bir borsadan söz ediyoruz. Bir de istersen hisse senedi bazlı bakalım. Biraz da psikolojik danışmanlık gibi oldu şimdi yani. Çünkü öyle bir ehliyetim yok ya ama. Yok aman evet öyle algılanmasın. Hatta artık disclosure olarak onu da verebiliriz diye düşünüyorum. Bir psikolojik danışmanlık hizmeti çok aslında Amerika'da diye. Sen biliyorsunuz finansal terapi şu an tabii gelişen ki bir disiplin. Kesinlikle öyle ama şunu da hatırlamakta fayda var. Aslında bu bahsettiğin hisse kapılan yatırımcıların birçoğu da şu son 2 senede piyasayla tanışan yatırımcılar. Hatta çoğunluğu belki de son 1 yıl. Belki de çoğunluğu son 1 yıl. Dolayısıyla bu hatırlatmaları yapıyor olmak çok kıymetli ve çok değerli. Hadi devam edelim şimdi hisselerle. Hisse bazlı herkes merak ediyordur. Bu adam çok konuşuyor ama hiç hisse ismi vermiyor diye. Olur mu öyle? Burada şimdi getirileri bilerek koymadım. Bu da yine aslında tabii ki koymak işe de yarıyor ama rakamların illüzyonu dediğimiz bir şey var neticede. Mesela enflasyonist dönemlerde bizim ne diyelim aldığımız ücretle satın aldığımız mal ve hizmetlerin arasında korelasyon kurarsak eğer şanslı kesimdeyseniz maaşınıza gerçekten zam alıyorsanız düzeltme değil. Niye gülümsüyorsun? Şu yüzden şimdi enflasyon kadar bir ücret artışı yaşanması hepimizin bildiği üzere zam değil aslında. Tabii. Bizim enflasyona karşı maaşımızın düzeltilmiş olması ama zam alanlar için konuşuyorum. Aldığınız ücrete göre ürün ve hizmetler makul fiyatlarda kalıyor olabilir. Ama düzeltme alıyorsanız her aldığınız ekmek, mesela Gözde'ye bir kere örnek verdirtmeye çalıştım. Düzenli dedim şişe su alıyor musun almıyorum, kola alıyor musun almıyorum. Serumdan örnek verdi mesela, o da sürekli serum tüketiyormuş. Her gittiğimde dedi farklı bir fiyat ödüyorum yukarı yönde dedi. Hisse senetlerinde de o illüzyonu görmemek için getirileri görmüyoruz dedim ama burada şuna dikkat çekmek istedim. Sol tarafta 2 yıllık süreç içerisinde, BIST 100 içerisinde en çok yükselen 20 hisse senedi var. Ve içlerinde değerli izleyicilerimizin özellikle 9. sıradan itibaren sıralı da gördüğü ama 20'nin içerisine baktıklarında da 4-5 tane hisse senedi Çimento grubu. İkinci tarafta da geçtiğimiz yılın Kasım ayının 15'inden bugüne kadar Çimentoların yine olduğunu, dağılsa da sırasının üste doğru yürüyen Çimento hisse senedi şeylerinin olduğunu görüyoruz, hisse senetlerinin olduğunu görüyoruz. Bir tane menkul değerler var orada yerini hiç kaybetmeyen. Perakende var ve tabii ki bizim son dönemde konuştuğumuz enerji ve bazı teknoloji hisseleri var. Sözün özü biz şimdi 2024 için şunları konuşuyoruz. Seninle de konuştuk kapanışa doğru da. Türkiye içinde, dünya içinde
bu sıkı para politikalarının ardı ya da sıkı para politikalarının içinde olduğumuz bir dönemden söz ediyoruz. Bu noktada enflasyon muhasebesi gündemde. Enflasyon muhasebesinin bizim enflasyonla beraber borsada ve kurda olan yükselişe alıştığımız süreçten işte zaten 2022'den 2023'e bir geçişi olmuş. Hı hı. 2024 öyle görünüyor ki enflasyon muhasebesi bizim tüketim alışkanlıklarımız, şirketlerin maliyetleri, bilançoları, borçluklarıyla beraber o hep örneğini verdiğimiz bir elek mekanizmasını çalıştıracak. Hep de uyarıyoruz, sen de bugün altını çizdin. Öyle ben bir tane hisse senedi alayım ya da duydum 4-5 hisseyi ben portföyüme koyayım. Bu nasıl olsa gidiyor dönemi pek umulduğu gibi olmayabilir. Hatta öyle bir dönem değil, bambaşka bir dönem görebiliriz. Borsa pozitif, sizin hisse senetleriniz negatif. Borsa negatif, sizin elinizde tuttuklarınız çok daha negatif ya da çok pozitif olabilir. Kesinlikle öyle. Daha zorlu bir 2024 olacağını bu bağlamda söyleyebiliriz. Çok teşekkür ben ediyorum Çağlar, bana eşlik ettiğin için bugün. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans notları devam ediyor. Şimdi London Capital Investment Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Demir'e merhaba diyelim. Eyüp, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Gizem Hanım. Şöyle, şimdi dün gelen enflasyon verileri ABD tarafında piyasalarda nasıl algılandı? 3 aşağı 5 yukarı bir okuma yapabiliyoruz zannediyorum. ABD tahvil faizlerindeki getirilerin aşağı yönlü hareketini izledik. Euro dolar paritesi yukarı yönlü hareketlendi. Dolar endeksi de elbette verdiği tepkiyle önümüze serdi aslında gelişmeleri ve beklentileri. Bu beklentilerden biraz daha öne çekilmiş bir iyimserlik midir, değil midir dünkü enflasyon verilerinin ardından diye sormak isterim. Ne dersin? Şimdi Didem Hanım, öncelikle şunu belirtmekte fayda var. ABD'nin Eylül ayı enflasyon rakamı 3.7'ler civarındaydı. Ve beklentiler hızlı düşüşten daha ziyade özellikle çekirdek tarafında 4.1'ler civarında bir beklenti vardı. Ama gelen veriler beklentilerden daha iyi olduğu gözlemlendiği an saat 16.30 itibariyle özellikle ABD tarafında vadeli işlemlerde bir kıpırdanma oldu. İşte özellikle Hamas gerginliği sebebiyle 1970'lere kadar çıkan ons tekrar biliyorsunuz 1930'lara kadar gevşemişti. Orada bir hareketlenme oldu. Sizin ifade ettiğiniz gibi özellikle 10 yıllık ve 2 yıllık hazine borçlanmasında ABD hazine borçlanmasında devlet tahvillerinin faizlerine bir geri çekilme oldu. Pariteye söylediğiniz gibi 1.08'lere hatta 1.088'leri gördü. Dünyada bir iyileşme. Nedir iyileşme? Artık Fed'in bundan sonra ne zaman yapılacağı belli olmamakla birlikte 2024'ün başında enflasyonun aşağı yönlü hareketinin Kasım ve Aralık'ta da devam etmesinden sonra faiz indirimi yapacağı beklentileri bunlara sebep oldu. Evet. Yalnız ben orada küçük bir ayrıntıyı vermek istiyorum. Nedir? Şimdi, buyurun. Gelişmiş olan ülkelerde ılımlı enflasyon olarak adlandırılan bir 103 seviyesi vardır. Şimdi dün açıklanan bu 3.2'lik yıllık enflasyon aylıkta 0 olan önemli ama halen ABD'nin hedeflediği %2'lik enflasyonun üzerinde. Şimdi orada şimdi enflasyon 3 yüksek, 3'ün üzeri çok yüksek. Hele 10 dediğiniz zaman gelişmiş ülkeler için çok yüksek bir enflasyondan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla 2 hedeflendiği bir ülkede 3 aslında yüksek. Dolayısıyla bence belki önümüzdeki 2 ay içerisinde, bu ayda gelecek ayda ABD'nin faizleri çok sürpriz yapması bizi çok da şaşırtmayacaktır. Ama piyasa bunu erkenden satın aldı ve gelecek dönemde artık Fed faiz artımı yapmaz ya da sabit tutar düşüncesiyle şey dediğimiz gelişmeler söz konusu oldu. Burada bizi ilgilendiren taraf nedir açıkçası? Bizi ilgilendiren taraf işte paritenin, çünkü Türkiye için önemli bir kısım ihracatımız Avrupa'ya olduğu için işte paritenin ihracatçı lehine gelişmesi bizim için çok çok önemli. Demin söylediğim gibi dünya borsaları özellikle bu konuda
olumlu tepki verdi. Zaten 16.30'dan sonra sizin de söylediğiniz gibi o 7400'ler o seviyelerdeki hani kırımı tekrar 8000'in üstüne taşır mı düşüncesi vardı. Bugün gerçi yatay geçti ama en azından oraya doğru bir yönelme söz konusu oldu. Durum bundan ibaret. Peki şimdi içerideki verilere de bir bakalım. Aslında ne kadar veri hassas bir piyasadan bahsediyoruz? Belki de onu sormak daha doğru olur. Oradan başlayalım. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili gidişat çok yakından takip ediliyor elbette uygulanan yeni politikalar çerçevesinde ama üretilen sonuçlar karşısında beklenilen yabancı ilgisi ne zaman, ne boyutta gelir hala en önemli soru. Sanki o gibi duruyor. Dolayısıyla veriler, sonuçlar ve yabancılara ilişkin beklentileri şöyle bir paket halinde ben size sormuş olayım. Şimdi Gizem Hanım, aslında geçen yine önemli bir data açıklandı iç piyasada. O da cari işlemler dengesiydi. Aslında cari işlemler dengesini incelerken aslında ödemeler dengesi altındaki kalemlere bakıp bu verileri oluşturan rakamlara inmek lazım. Evet, hem Haziran'da hem de bu ay bizim cari işlemler dengemiz pozitif paketi verdi. 1.9 milyar dolar. Yıllık da işte geçen senenin 3 milyar altında bir rakamda oluştu açığımız. Rakam olarak sanıyorum 51.7 milyar dolar civarındaydı. Fakat alt kalemleri incelediğiniz zaman sizin söylediğiniz gerek doğrudan yatırımlar, gerek portföy yatırımlara baktığınız zaman orada çok sevimli rakamlar görmüyoruz. Şöyle ki görmüyoruz. Sadece ilgili aya, Eylül ayına baktığınız zaman oradaki rakamlar şöyle. 1 milyar dolar civarında bir portföy yatırımı girişi var. Ama doğrudan yatırım kısmına baktığınız zaman eksi 400 milyon dolarlar civarında bir çıkış var ki yabancıların aldığı gayrimenkullere rağmen bu aslında henüz daha oraya gelinmemiş. Ama biliyorsunuz Sayın Bakanımız da bunu sık sık dile getiriyor, açıklıyor. 2024'ten itibaren hani biz hem datalarımız daha netleşecek, hem enflasyonla olan mücadelemiz daha belirginleşecek. Dolayısıyla hani yabancının hani bir de önümüzde biliyorsunuz bir yerel seçim var. Yabancının seçimi gelişti açıkçası hani bu alanda. Biraz daha sanki o dataları bekler gibi. Çünkü elimizde hani hep söylüyoruz. 1 milyar doların altına inen binde bekler seviyesinde bir devlet iç borçlanma senedi ki zaten şu anda politika faizi 35 iken işte bu ay tekrardan Merkez Bankası'nın toplantısına PPK toplantısında açıklayacağı faiz oranının ne olduğunu hani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz ama oradaki bir artış, Aralık ayındaki bir artış şu anda zaten yabancının devlet iç borçlanma senedini almasını biraz zor kılıyor. Diğer taraftan dediğim gibi doğrudan yatırım hani biraz daha hani seçimler oluşur, dengeler oluşur ki içeride biliyorsunuz bazı sorunlar var. İşte nedir işte son dönemde anayasayla ilgili, Yargıtay ve anayasayla ilgili konuşulan konular. Zaten Hamas, İsrail gerginliği piyasaları tuz biber etmişti. Bir de bu biraz açıkçası yabancıyı bu anlamda bir parça geri çekti. Ama hani ben şunu her zaman söylüyorum. Dünyanın 20. büyük ekonomisi, 1 trilyon dolarlık bir piyasa, genç nüfus, tüketen bir nüfus, üreten bir nüfus, Avrupa'ya yakın bir nüfus. Dolayısıyla hani ben kısa zamanca bu yabancı ilgisinin hızla tekrar kazanıp içeri geleceğini tahmin ediyorum açıkçası. Şimdi şöyle de bir yine gündem var belki üstünde durmamız gereken. Malum artık yıl sonu geliyor, maaşlar konuşulmaya başlanıyor. O tarafta hem çalışanlar hem emekliler cephesinde beklentiler var. Çünkü enflasyon ortada. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlı kalacağız diyor. Burada tabii emeklilerden de ayrıca bahsetmek lazım belki. Ama bu sıkılaştırma politikaları süreci içerisinde buna yani veya bunun biraz dışına çıkabilecek bir hamle, bir artış, bir zam veya düzeltme oranı nasıl etkiler piyasaları ve yine yabancıların yaklaşımını Türkiye'ye? Tabii sonuçta bu da çok önemli bir konu.
Özellikle hani işsizliğin tek haneye düştü. 9.1'di biliyorsunuz en son. O haneye düştüğü o başarının ardından işte ücret artışları, yani kimse yanlış anlamasın. Biz burada ücret şeyi değiliz ama sonuçta bu bir sarmal. Ücret artışları enflasyonu körüktü. İnsanlar enflasyonun düşeceğini öngörmediği müddetçe talep yarattı. Talep yarattığı müddetçe de tabii ki enflasyon bir şekilde ücret artışları, sarmal enflasyon o devam ediyor. Benim açıkçası yine bu konuda da hükümetin hani geçmiş dönemlerde olduğu gibi hani biraz daha elini açık tutacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzde bir yerel seçim var. Ama hani bu çok piyasada etkiler mi? Sonuçta hani kurun gidişatı, Sayın Bakanımızın açıklamaları, Merkez Bankası'nın tutumu. Hani belki insanlar çok Merkez Bankası'nı eleştiriyor. Ben geçen sefer Merkez Bankası doğru yaptı demiştim. 5 puan artışla. Sonuçta hani yıllık enflasyon hedefine bakıldığı zaman belki evet reel faize çok yaklaşılmadı ama bu yıl sonundaki o oluşacak politika faizi aslında bunların hepsinin bir neticesi olacak, bir göstergesi olacak. Dolayısıyla hani bu anlamda ben yine enflasyon rakamlarının ya o civarda ya onun bir parça üzerinde özellikle asgari ücretin belirlenmesi ya da emekliye yapacak zammın bu alanda yukarı bir noktada oluşabileceğini düşünüyorum. Çok kısaca dolar kuruyla ilgili de beklentinizi almak istiyorum. Minik minik hareketlerle de olsa geldiğimiz seviye yeni bir plato, işte 28-60'ların üzerinde bir seyir. Yıl sonu için bazı uluslararası yatırım bankalarının beklentileri zaten 30-32'ler mertebesinde, onu biliyoruz ama siz bu gidişatı nasıl okuyorsunuz? Orada sürprize açık bir durum var mıdır? Yoksa bu şekilde hareketlilik devam eder diye mi bekliyorsunuz? Şimdi hemen yine aynı şeyi soracağım. Sayın Şimşek'in göreve geldiğine itibaren ve Merkez Bankası'nın yeni politikaları çerçevesinde hem bankacı düzenleme denetimi kurumuyla beraber attığı sadeleştirme politikalarına baktığınız zaman hani kur bir yerde hani göreceli olarak dengeli bir şekilde gidiyor. Merkez Bankası zaten söyledi, ben arka kapı dışı yapmayacağım ama gerektiği yerde müdahale edeceğim. Ben hani yıl sonu hani rakam vermek belki çok doğru olmaz ama 30,5'lar civarında yılı kapatacağımızı öngörüyorum dolara. Ve hani o çok önemli bir hani büyük bir sürpriz olmazsa siyasi anlamda veya uluslararası arena anlamında ben hani kurun buradan çok fazla yukarı yönlü bir hareketlerinin sınırlı olacağını tahmin ediyorum. London Capital Investment Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Demir, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Bugün tekrar görüşene dek hoşça kalın diyelim ve seans notlarını bu detaylarla, bu bilgilerle noktalayalım. Bir aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu Akıllı Para'da tekrar sizlerle birlikte olacak.